İyi pazarlar. İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Ben ve Polat Doğru bugün de sizlerle beraberiz. Bugünün konusu ne acaba? Bunu Polat Doğru'dan dinleyelim. Vallahi hocam sorumluluk altında hissettim şimdi kendimi. Evet. Yani. Hocam konu şu, biz geçen gün burada çekimi yaptık. Öfke konusuyla ilgili konuşuyorduk. Geçen gün gelirken biraz zaman geçti üstünden ama çekimden tam çıkarken bizim kameraman arkadaşlardan bir tanesi bizi durdurdu. Dedi ki ya dedi hocam biz dedi eve gidiyoruz hanımla ben. 2-2,5 yaşında dedi yanılmıyorsam. Bizim kız dedi kapıdan girdikten sonra bizi ısırmaya başlıyor dedi. Şimdi ne yapacağımızı da şaşırıyoruz. Ne diyorsunuz deyince siz de dediniz ki ya burada da bir öfke var, onun da bir nedeni var. Bir gün bunu programda konuşalım dediniz. Evet, sana döndüm. Evet, dedim. Aynen böyle. Bunu konuşalım. Bunu konuşalım, bunu evet. Programda konuşalım. Ben de tamam dedim hocam, işte o sözü yerine getirelim istiyoruz. Yani bu konuyu konuşalım istiyoruz ama bu arada hani bunu konuşmaya karar verdiğimizde de Facebook'a sorduk. Dedik ki ya orada bizi takip edenlere siz ne diyorsunuz? Çocuk ve aile ilişkileri üstüne konuşmayı düşünüyoruz. Aklınıza gelen bir soru var mı falan diye. Oradan annelerden bir tanesi Emine Hanım nefis bir şey yazmış. Onu da okumak bayağı üzere. Dönen oldu değil mi? Çok dönen oldu hocam. Oldu. Çok sayıda oldu. Yani ondan dolayı teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür sizlere. Ediyoruz. Yani evet, sağ olsunlar. Orada bir kitle oluştu ve sorduğumuz sorulara yanıt veriliyor, yorum yapılıyor. Çok da hoşuma gidiyor benim. Evet. Hocam Emine Hanım demiş ki hocam bu hafta sizi izledim. Yine harikaydınız demiş. Çocukların küçüklükleri aklıma gelince içim yanıyor. Ben çalışan bir anneyim. Sabah 8 akşam artık ne verdiyse 7 mi olur 8 mi olur Allah bilir. Hep çocuklara hasret, özlem, akşam eve gelirdim diyor. Evet. İki çocuk yanıma otururlar. Biri yüzümü sağa çevirir, diğeri sola. Hangisini dinleyeyim şaşırırdım demiş. Hangisine cevap vereyim bilemezdim. Tabii bu arada acıkmışız. Aklım mutfakta. Yemek yiyip bir an önce işimiz bitsin, yatsınlar, dinlenelim istiyorum diyor. Çocuklar da uyumak istemez diyor. Ondan sonra biraz daha beraber olmak isteyince diyor, ben de elime terliği alır çabuk yatağa derdim diyor. Evet. Şimdi demiş oğlum makine mühendisi, kızım müzik öğretmeni. Bazen anne saat 9 olunca terliği alıp yataklara diyeceksin diye bekliyoruz diyorlar. Evet. Ah ah diyor, şimdiki aklım olsaydı odanın ortasında oturur onlarla benden bıkana kadar oynardım. Ne iş ne aş hocam, çocuklar sevgiye doğmadan büyüyorlar, doğru bildiğimiz çok yanlışlarımız varmış diyor Emine Hanım hocam. Evet. Emine Hanım çok güzel söylemiş hocam. Bugün biraz bu konular üstüne konuşmak istiyorum ben. Belli ki bizim çocuklarla ilişkilerimizde eksik giden bir takım şeyler var. Çocukların talep ettikleri ama bizim bir biçimde veremediğimiz, vermediğimiz demek istemiyorum. Ben bilmediğimizi düşünüyorum evet. Bunu. Veremediğimiz bir takım evet. Şeyler var. Üstüne evet. Konuşalım istiyorum ama sokağa da çıktı arkadaşlar. Onlar da sorular topladılar. Onları da alalım. Ondan sonra kesintisiz devam edelim hocam uygunsa. Evet. Merhaba Doğan Bey, sizce çocuğun eğitim hayatına anne ve babanın tutumu nasıl olmalı? Merhaba Doğan Bey, anne ve baba olarak çocuğa nasıl özgüvenli olmayı öğretebiliriz? Çok teşekkür ederim, bu sorumun cevabını çok merak ediyorum. Çocuğumun yapmak istemediği hareketlere karşı nasıl bir tutum sergileyebilirim? Aile içindeki bireylerin öfke kontrolünü nasıl sağlayabiliriz? Anne ve babalar çocukların tercihlerine ne kadar müdahale etmelidir? Çocuklarıma özgüvenli olmayı nasıl öğretebilirim? Çocuklar bize soru sorduğunda onlara en doğru cevabı nasıl verebiliriz? Merhaba Doğan Bey, benim sorum şöyle. Anne ve babanın değerini, önemini çocuklara biz nasıl anlatabiliriz? Teşekkür ediyoruz bizim sorularımıza, bu şekilde cevap veren izleyenlerimize. Gerçekten önemli. Çok önemli şeyler soruyorlar hocam. Evet. Peki nedir hocam ya? Bu aksiyan nedir? Yani siz o gün çok da güzel bir açıklama yaptınız. Ben onu da hatırlatayım size. Dediniz ki ya bu çocukta bir öfke var. Evet. Kendisiyle ilgili çok anlamlı bulduğu bir şeyi bulamamanın öfkesi var dediniz. Evet. Ve ondan sonra o kısmını anlattınız. Hakikaten bu birçok çalışan ana babanın da sorunu. Yani çocukların orada bir gerilim yaratması meselesi ve tekrarlayan bir sorun olduğuna göre de önemli. Neyi bulmuyorlar da öfkeleniyorlar hocam? İki gözlemle başlamak istiyorum. Bir, burada Emine Hanım mıydı? Emine Hanım hocam.
Emine Hanım'ın yazdığı şey şu. Şimdiki bilincim olsaydı diyor. Evet. Bu programın amacı da genç ana babalara Emine Hanım'ın sonradan kazandığı bilincin farkına vardırmak. Evet. Böylelikle olaylar olurken o bilinçle bakabilmelerini sağlamak, böyle bir şey yapmak istiyoruz. İkinci altını çizmek istediğim de Polat şu. Eğer bir, her şeyden önce bir insan bir şey yapıyorsa sebepsiz yapmıyor. Doğru. Mutlaka bir sebebi var. Ve ben bu küçük kızın davranışının arkasında bir öfke ifadesi gördüm. Öfke, bir beklentinin veya bir gereksinimin karşılanmamasından oluşabilir ve çocuklarda öyledir genellikle. O zaman soru şu, bu çocuğun bulamadığı ne? Bir gereksinimini karşılayamamış durumda. Doğru. Anne babadan beklediği bir şey var. O sezgisel olarak farkında. Evet. Benden ne istiyorsun kızım? Neyi veremiyoruz sana desen bir şey söyleyemez. Ama şimdi anlatacağımız konuları eğer bilirsen çok açık seçik ifade ediyor. Polat, ilk farkına varmamız gereken şu, sürekli iletişim içindeyiz. Yani çocuk doğduğu andan itibaren sürekli iletişim içindeyiz. Beraber olduğumuz sürece. Ve insan olduğumuzdan dolayı ben bu insanın özünün, ki buna can diyorum, gereksinmesi var. 6 tane de temel gereksinmesi var. Doğru. Bu evrensel. Ve bu temel gereksinmeler karşılanmadığı zaman bir varoluş öfkesi oluşur. Bu varoluş öfkesinin altını çizmek istiyorum. Onun için varoluşun 6 boyutu, varoluşun 6 temel gereksinmesinin iyi bilinmesi lazım. Nedir bunlar? Bir tanesi bir denge konusu. Hem ait olacak hem birey olacak. Tabii küçük bebek olduğundan dolayı ait olma daha baskın. Onun... Yani ait olma derken birileri beni korusun, kollasın, himayesini alsın falan öyle bir şeyden mi bahsediyorsun? Evet, güven duyacağın bir ortam olsun. Güvenden bahsediyorsunuz. Güven duyacağın bir ortam olsun. Tabii bebek için baktığımızda... En önemlisi. İnsan yavrusu ilk doğduğu anda en aciz yavru. Bakılması, beslenmesi, korunması lazım. Ve sezgisel düzeyde bebek bunun farkında. Anladım. Ondan dolayı ilgi görmediği zaman ağlar, öfkeyle ağlar. Beni niye kucağınıza almıyorsunuz? Altın pis, neden değiştirmiyorsunuz? Açım, niye beslemiyorsunuz diyor mesela. Ait olmak istiyor. İkincisi, önemsenmek istiyor, umursanmak istiyor. Küçük çocuk anlar mı? Polat. 6 saat sonra çocuk bunu takip ediyor. Güvende miyim? Bana değer veriyorlar mı? Seviliyor mu? Anlıyor. Ama sezgisel olarak. Onun için buna örtük bellek diyoruz. Polat, 3,5 yaşındaki bir çocuğun beyninin %80'i oluşmuş vaziyette. Çok bitti. Önemli. Tabii canım. Çok önemli. Çok. Üçüncüsü, beni kabul et diyor. Görünüşüm, cinsiyetim, sesim, ne olursa olsun bende özür yok diyor. Canda özür yok, beni olduğum gibi kabul et diyor. Vallahi hocam bunları sadece çocuklar da söylemiyor galiba, değil mi? Yani bu bahsettiğimiz konu, çocuklar üstünden konuşuyoruz ama herhalde hepimiz için geçerli, değil mi? Bu sabah seninle konuşurken sen böyle akış içerisinde bir şey söyledin. Her yerde ve her zaman varoluşun 6 boyutu dedim. Ve onu ben not aldım. Belki bir kitap yazacağım. Her İnşallah yerde ve her zaman varoluşun 6 boyutu. Şimdi kesinlikle böyle. Her yaşta ve her yerde ve her zaman. Bunun farkında olursak işte barış o zaman gelir diye düşünüyorum. Aile içerisinde, toplumda, mahallede, ulusta ve uluslar arasında. Şimdi bebekle ilgili olarak konuşuyoruz. Evet. Kameraman arkadaşımızın sorduğu soruyla ilgili tetiklendik ve devam ediyoruz. Kabul görmek dediniz üçüncüyü hocam. Evet. Dördüncüsü değerli olmak. Bunu benim kitaplarımda yazdığımdan dolayı, özellikle iletişim donanımları kitabında yazdığımdan dolayı kısaca geçiyorum. İsteyenler oradan takip edebilirler. O da kendinden daha büyük bir bütünün parçası olmak. Kendinden daha büyük bütün nedir? Aile. O ailenin vazgeçilmez bir parçası olmak. Onu hisseder. Bunlar sezgi olarak hemen çocuk hisseder.
akıl şeyi değil bunlar, hadisesi değil. Ve dördüncüsünü söylemiştik. Beşincisi, sana güveniyorum, sen yapabilirsin duygusunu vermek. Sen bunu verdiğin zaman çocuk da ben yapabilirim duygusunu, ben kendime güveniyorum duygusuna kavuşur. Ve altıncısı da, sen sevilmeye layıksın, senin gelişmen için emek ve zaman veririm. Yine Sezgi bunu bilir. Şimdi bu çocuk varoluşun altı boyutunu yaşayamıyor. Hı hı. Yaşayamadığından dolayı bir belirsizlik var. Ve bu belirsizlik, ne zaman yaşayacağımı bilmiyorum. Ve o kadar ben özlemiş durumdayım ki bu saldırı haline geliyor. Kucaklayıp sıkamadığından dolayı yapışıp ısırıyor. Evet. Ve bu çok yaygın. Ben de bunu çok, birçok seminerlerimden sonra çocukların yaptığını görüyorum. Ve onlara önerdiğim bir şey vardı. Çocuğun bu ihtiyacının olduğunu bilin. Kameraman arkadaşa söylediğim şey. Bir de deyin ki geldikten sonra yarım saat, 45 dakika, bir saat her neyse seninle geçireceğiz. Telefon çalsa cevap vermeyeceğiz. Misafir gelse diyeceğiz ki kusura bakma, şimdi bu bizim bir saatimiz çocukla ilgili. Doya doya, alt alta, üst üste, haşır neşir varoluşun altı boyutunu yaşayacağız. Ve emin ol, zaman içerisinde kaybolup gidecek. Yani bunu uygulayanlar oldu. Ve bu şekilde bir sonuca ulaştılar. Şu önemli değil mi hocam? Bu bahsettiğinizden onu anlıyorum. Bir kere yani ana babalar çalışmak durumundalar. Yaşam koşullarının hepsi bizim kontrolümüzün altında değil. Yani hem annenin hem babanın çalışması gereken evler var. Ve bu evlerde de ister istemez çocuğa ayrılmış zamanla ilgili bir takım kısıtlamalar geliyor işin içerisine. Ama siz diyorsunuz ki bir araya geldiğiniz ilk anda önceliğiniz çocukla ilgili bir durum olursa, başka bir şey katmadan o zamanı ayırırsanız, o zaman çocuğun gerilimleri azalmaya başlar ve onu da ben ekleyeyim. Hiç olmazsa kalan zaman daha keyifli ve daha verimli bir şekilde geçiyor. Çünkü o kızcağız veyahut da o şekilde tavır sergilen herhangi bir çocuk gecenin tümünde de rahatlamıyor. Evet. Yani benim de duyduğum hikayelerde o gerilim bütün gece devam ediyor. Çünkü anlaşılmadığını hissediyor çocuk. O tepkiyi yaşadığı için daha gergin oluyor. Peki şimdi... Evet, kesinlikle katılıyorum. Bu çok önemli. Bu ana babalar kötü insanlar değiller. Peki niye böyle bir şeyin farkında değiller hocam? Yani ne var? Biz ana babalığı nereden öğrendik diye düşünüyorum. Kafamızda bir tek kendi ana babamızın ve civarımızdaki ana babaların ana babalığı var. Acaba onunla ilgili bir durum olabilir mi hocam? Polat, bizim kültür olarak modelimiz bilimsel bir model değil. Hmm. Ve o nedenle de gelenek ve göreneklerimiz çerçevesinde yürüttüğümüz modelde bu varoluşun altı boyutu kavramı hemen hemen hiç yok. Yok. Maalesef diyeceğim. Şimdi çocuğu uyurken öp kavramı var. Şımarmasın. Kavramı yani var. Evet, sizin söyledikleriniz bayağı bir şımartabilir gibi duruyor hocam. Ve korkuyor. yani şimdi girmeyeceğim ama korku kültürü çerçevesinde baktığı zaman yani çocuğu şımartacak mıyız falan kaygısı işin içerisine giriyor. İşimiz gücümüz var. Zaten yorgunuz. Hı-hı. Boşu boşuna mı çalışıyoruz? Onlar için çalışıyoruz zaten gibi. Tabii. Böyle. Bana göre son derecede yanlış psikolojik temelleri olan bir yorumlama içerisine giriyor. Şu gözlemi yapalım Polat. 1972'ye kadar Türkiye'de iletişim kelimesi yoktu. Yok. Bir toplum iletişim kelimesinden mahrumken çocukla iletişim içinde olduğunu farkına varan ana baba yetiştirebilir mi? Mümkün değil hocam. Şimdi yani bu kendi başına çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. O bakımdan biz şimdiki ana babalara diyoruz ki bu çocuk bir birey. Hı hı. Müthiş bir potansiyel. Allah'ın size vermiş olduğu bir hediye. Bundan daha kutsal büyük bir hediye yok. Bu bir birey potansiyel olarak. Ve bu çocuğun gereksinmesi var. Anne sütü gibi önemli. Hı hı. Yemesi içmesi gibi önemli. Ve varoluşun altı boyutunun farkına varalım. Bu giderildiği zaman bu çocuk sakin olur, sevecen olur, akşam iyi uyur, huysuzluk yapmaz, akıllı, uslu olur. Süper. Giderilmediği zaman ise 24 saat huysuz olur ve sizden intikamını alır.
Hocam tamam, şimdi şu an itibariyle sizi dinleyen ana babalar bunu aldılar hocam. Yani dedi ki hocam vallahi müthiş bir şey söyledi. Ben bu fikri alıyorum. Dediğiniz gibi eğer çocuk evde huzurlu, sakin, bizimle uyumlu bir şekilde hayatını sürdürecekse ne varsa yapmaya hazırım. Bir kere dönüş var değil mi bu işte hocam? Yani bugüne kadar kötü gidiyorsa düzeltmek mümkün değil mi? Evet. Tamam, iyi, orası da hoş bir şey. O zaman hocam biraz somutlayalım bunu. Ben birkaç tane olay söylemek istiyorum size tamam. Hocam. Eve geldiler. Ana baba masa başında oturuyorlar. Bunlar birazcık da Doğan Cüceloğlu dinlemişler. Birlikte masaya oturuyorlar. Karar vermişler. Bundan sonra yemekleri birlikte yiyeceğiz. Fakat hocam çocuk yemiyor. Yemiyor. Anne de kendini o kadar kötü hissediyor ki Allah'ım diyor bu çocuk yemezse benim analığımdan hayır gelmez diyor kadın. Evet. Zorluyorlar ve yediriyorlar hocam en nihayetinde. Şimdi burada ne oluyor hocam? Biz çocuğa ne mesaj veriyoruz ve bu bahsettiğiniz altı varoluş boyutuyla ilgili olan biten ne hocam burada? Çok güzel. Teşekkür ederim. Böyle olay olay gidelim. Olay olay gidelim hocam. Şimdi somut olsun. Şimdi ben anneliğimi bu çocuğa yedirmekte görüyorum. Vallahi. Annelik yapmak için. Çünkü diyorum yemiyor. Hastalanacak. Hocam biz çocuk sahibiyiz. Oğlan biraz kilo alsın, annesi iyi beslemiş diye sokakta söylüyorlar hocam. Evet. Böyle vallahi bir toplumda yaşıyoruz. Yani evet. Annesi iyi beslemiş diyorlar. Evet. Diyorlar hocam, yani kadın da böyle bir şey düşünüyor gayet doğal olarak. Ondan dolayı bizim yaptığımız bu program bu toplum için çok çok önemli. Evet. Onun için bir ayrı bir kurs gibi böyle takip etmek lazım diye süper düşünüyorum. Şimdi anne baba çocuğu zorladığı zaman yemeğe. Evet. Bir, ait olma birey olma dengesinde şu mesajı veriyoruz. Ye lan sen bana aitsin. Şu bardak var ya şu elimdeki bardak. Ben, bana ait bu bardak. Gerçi SkyTürk 360 yazıyor ama şimdi şu anda. İstersem su korurum, istersem su koymam içerisine. Bana aitsin sen diyor. Yemen lazım. Orada bir seçimin yok diyor. Halbuki çocuk diyor ki bir seçimim olması lazım lan ben de varım diyor. kuş içmiş falan pat ağzına. Çocuk diyor ulan şimdi beni yendiniz ama ben de bunun hıncını alırım diyor bir yani. Diyor. İkincisi sen bir birey olarak önemli değilsin. Ait olarak varsın diyor altını çiziyor. Sende bir bozukluk var yemek istemiyorsun. Sen eğer sağlıklı normal bir çocuk olsun yemek isterdin. Aha. Bunu da alıyor içine. Sende doğru bir bozukluk var mesajı. Doğru. Efendim, değerli misin, değersiz misin? Değerlisin ama yersen değerlisin. İyi çocuklar annesinin babasının sözünü tutar, aynısının tıpkısını yani yapar. Bu kadar, yemek yiyeceksin. Sen bilemezsin, ben bilirim, anneyim diyor. Ayrıca sana güvenmem, bırakıversen açlıktan ölürsün sen. Öyle bir çocuksun ki aç olduğunun farkında değilsin. Sana güvenemem. Sen güvenilmeyecek birisin mesajını veriyor. Ayrıca senin potansiyelin güvenilecek potansiyel olduğundan dolayı da pek gelişmesiyle ilgilenmiyorum. Ben seni kalıplamak istiyorum diyor. Ve çocuk farkına varmadan cehennemin içine düşüyor. Hepsi bir yemekte oluyor mu bunların hocam ya? Yani? Abi bak bir kelime kullandım. Cehennem dedim. Onun için söyledim. Aynen inanıyorum buna. O çocuk için bir cehennem yaratıldı. Ailede cehennem azabı yaşamaya başlıyor. Ve cehennem azabını yaşayan kişi oh ne güzel cehennemdeyim demez. Demez. Size de cehennem azabını yaşatır. O bakımdan her türlü fırsatta sizin hayatınızı cehennem azabına çevirmek üzere kendi sezgisi çerçevesinde, gücü çerçevesinde yapar. Ama yemiyor hocam. Polat. Yani yemiyor hocam. Evet. Şimdi 25 yıl yurt dışında yaşadım. Bir Amerikalı hanımla evliydim. 3 tane çocuk yetiştirdim. Ve orada çok ana babalar gördüm. Eğitimli, Amerika'da doğmuş büyümüş, Amerikan eğitimi almış. Bir tek ana baba hatırlamıyorum ki haydi ye desin. Yiyor onlar demek ki hocam. Ve yani şimdi düşünüyorum da bu durum içerisinde Amerika'daki çocukların hepsi açlıktan ölmeli ve nesli tükenmeli. Fakat bakıyorsun öyle bir durum olmuyor. Bir şey daha söyleyeyim sana.
Pasifik Okyanusu soğuk bir okyanus. Evet. Yani ben ilk girdiğimde olan buzdolabından çıkmış su gibi geldi bana böyle. Fakat baktım herkes giriyor. Ben de dedim ulan dişim takılırsa gireceğim yani bu erkeklik meselesi. Ve ayrıca şunu da görüyorum. 5 yaşındaki çocuk giriyor. Giriyor. Annesi öyle. Mor mor dudağı geliyor böyle. Geçiyorum diyor. Annesi de aa şu müsün demiyor. Ne yapıyor biliyor musun? Abla orada diyor. Çocuk biraz kum, biraz havlu yatıyor. Bakıyorum daha o morluk geçmeden zaten pırırırt yerinden koşuyor şeye, denize. Ve ölmüyor. Burada bizim yaklaşışımızla ilgili çok temel bir hadise var. Ama şunu söyleyeyim. Çocuğa zorla yemek yedirerek sağlıklı bir insan yetiştiremezsiniz. Çok güzel. Çok farkında olmamız lazım. Peki hocam. Ne yapmamız lazım? Bir tane daha durum konuşalım mı? Bir dakika. Burada yemek yeme konusunda ne yapmamız lazım? Ben şunu söyleyeceğim. Polat Doğru'nun yaptığını yapmamız lazım. Sağ olun hocam. Tanıyorsun kendisini. Tanıyorum hocam. Yani Poyraz şimdi 6 yaşına yaklaşıyor. 6 olmak üzere hocam. 6 neredeyse olmak üzere. Oldu. Bu başınızdan geçti. Yani dinleyenler peki ne yapalım? Takıldılar kaldılar. Hı-hı. Lütfen söyler misin ne yaptınız Poyraz'la ki? Hocam bugün böyle bir sorunuz yok. Yok evet bizim şükür bugün böyle bir sorunumuz yok. Biz açıklayarak bütün sorumluluğu ona bıraktık. Yani nasıl benim yiyeceğim meselesi benimle ilgili bir meselese, eşimin ne yiyeceği onunla ilgili bir meseleyse, Poyraz'ın ne yiyeceği meselesi de onunla ilgili bir mesele. Ne kadar yiyeceği? Ne kadar yiyeceği? Yemek burada. Biz sadece teşvik edici olduk. Yani aynı masayı paylaşma, birlikte yemek yeme, bunun daha keyifli hale getirme, insan olarak paylaşımdan dolayı daha keyifli hale getirme konusuyla ilgili teşvik edici olduk. Ama onun dışında da ben bunu yemek istemiyorum dediği noktada tamam yemeyebilirsin. Ama buradan sonra bir dahaki yemek şu saatte. Yani o saate kadar da bir abur cubur, kıvır zıvır falan filan o yok. İster yersin, ister yemezsin. Ve şunu da yani yemeyeceğim diyor. Bir süre sonra da onu görüyorsunuz. Eğer oradan yeterince ders çıkartmışsa, yani diyor bunu yemezsem bir sonraki yemek şu saatte bakıyorum tırtıklıyor bu sefer. İdare edecek kadar yiyor. Dolayısıyla canınız ne istiyorsa onu pişiriyorsunuz. Canınız ne istiyorsa onun önüne onu koyuyorsunuz. Ve mesela diyor ki ya biraz da yoğurt alabilir miyim peki diyor bunun yanına. Tabii al yoğurtla devam et. Bakıyorsunuz o bir yöntem bulmuş. Onu yoğurtla yersem yiyebilirim bunu bilmem. Ve şey söylüyor mesela yemediği yemekleri yer hale geldi son dönemde. Ağız tadım değişmiş diyor. Şunun da farkında bir yemeği beğenmeyebilir. Yani ben de aynı duyguyu yaşıyorum ve eğer erteleyebileceğim bir durum varsa yemeği edebilirim o anda. Bizim aramızdaki gerilim bu konuyla ilgili tamamen kalkmış durumda o yüzden. Hiç, yani yerse yer, yemezse yemez, kendi bilir. Yemek burada. Bizim sorumluluğumuz bu masaya bir yemeği koymakta. Koyduk. Yerse yer. Evet. Ve değerli izleyenler, size şu raporu vermek isterim ki Polat ve Aslı'nın evinde Poyraz'ın yemekle ilgili artık herhangi bir sorunu ve tartışması yok. Ve Poyraz Doğru 6 yaşında sağlıklı bir oğlan çocuğu ve herhangi bir sorun yaşamıyor. Yok hocam yaşamıyor. Evet. Ben şeyi görüyorum yani o gün mesela okulda iyi yememişse akşamleyin kıvranıyor bir an önce akşam masasının akşam yemeği gelsin falan filan diyor ve söylüyor da ben acıktım diyor. Evet. Haklısın ama şimdi bir karar ver oyun mu oynayalım az önce söylediğiniz hikaye. Senin bir saatin var mı şu anda peki oyun oynamaya? Ben açım. O zaman oyun oynamak için zamana ihtiyacın varsa öğle yemeğini iyi yemek durumundasın. Aha. Hepsi birbirine bağlı. Yani ben annemden babamdan zaman istiyorum ama aynı zamanda yemek de yemek istiyorum. Keşke hepsi bir arada olmuyor. Yani yemeği masaya koyacak olan, onun hazırlığını yapacak olan bizleriz. Ya sana zaman ayıracağız ya yemeğe zaman ayıracağız. Sen karar ver. Hemen seçiyor hocam gününe göre. Hemen seçiyor. Yani hafta sonuna yakın bir zamansa, bizimle zaman geçirmişse hayır yemek yiyeceğim diyor. Evet. Çok çok iyi biliyorlar bence ne yapacaklar. Burada bir şey daha dikkatini çekmek isterim. Hemen seçiyor dedin ya. Burada Poyraz'ın öğrendiği sorumluluk içten sorumluluk. Aynen tabii. Tabii. Empoze edilmiş dıştan sorumluluk diye. Ondan dolayı ben seçimler yapabilecek biriyim
bana güveniliyor, benim aklım var. Farkına vardığım konularda seçimler yapabilirim duygusuyla yetişiyor ve ondan dolayı sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Ya bana göre bir denge meselesi de var onun. Yani şimdi böyle söyleyince her türlü seçimi, her türlü kararı çocuğa bırakıyormuşuz gibi de algılanabiliyor. Öyle değil. Yani bazı konular var ki kusura bakma bu konular bizim karar alanımızın içerisindeki konular. Şu değerleri korumamız bunları lazım. Bunları korumamız lazım. Kusura bakma bunlarla ilgili bir şey yapamayız. Yani sen istiyor da olabilirsin, istemiyor da olabilirsin. Ama burada ne karar verileceği belli. Evet. Ama konuşuruz. İfade edebiliyor öyle. Kendisini. Tabii konuşuruz. O onu ayrı. Dinliyorsunuz. Biz dinleriz, anlatırız bizim için neden öyle olduğunu ve niye bu kararı böyle uygulamak durumunda olduğunu. Mızmızlanırsa bile o mızmızlanma hakkını veriyorsunuz. Kesinlikle, tamam. Elbette. Ama karar değişmiyor. Ama karar değişmez. Bu evet. Burada netiz. Onunla evet. ilgili yapılabilecek bir şey yok. Ha, şurası senin karar alanı. Poyrazon çok güzel. Bu benim kararım diyor bazı konularla ilgili. Eyvallah hakikaten onun kararı. Evet. İlk duyduğumda böyle bir an tüylerim diken diken oldu bir baba olarak. Ne demek senin kararın ya falan filan diye. Ama sonra diyorsun ki bu güzel. Ona bir örnek verir misin? O çok önemli bir şey. Ya ne oldu bir şeyle ilgili. Onu mu istersin bunu mu istersin falan diye biz bir iki tane bir şey gösteriyoruz bir yerde. Yok dedi ben bunu istiyorum dedi. Bu benim kararım ben istediğimi alabilirim dedi. Şimdi bana göre o bunlardan daha anlamlı değil ama hakikaten bu onun kararı. O karar verecek buna. Evet. Ve o zaman gerçekten onun karar vermesine müsaade ettiğinizde o da geliştirmeye başlıyor bunu. Evet. Böylelikle sınırlar ve sorumluluk aynen. bilinci gelişmeye aynen başlıyor. Öyle. Güzel oluyor. Böyle örnek örnek gidelim. Tamam hocam. Peki hocam. Falan. Koşma düşersin meselesi. Şimdi ana babalar korumak istiyor hocam. Hakikaten de çocuklar acayip şeyler yapıyorlar. Dün bir arkadaşla konuşuyorum. Koltuğun üstünden düşmüş çocuk aşağıya. Yani koltuğun üstüne çıkan herhangi birinin başına gelebilecek şey çocuğun başına da gelmiş ama kafa üstü gittiği için o akşamı hastanede geçirmek zorunda kalmışlar. Şimdi adam da diyor ki ya bir dahaki olayda ben müsaade mi edeyim durdurayım mı diyor. Şimdi birçok ana baba çocuğuna koştuğu zaman ve nasıl geliyor bunların içinden o koşma hali yani sürekli koşmak istiyorlar. Koşma düşersin bizim ağzımızda milli marş gibi. Evet. Yani önüne bak. Önüne bak. Dikkat et. Koşma. Düşersin. Alo falan filan. Şimdi evet. Bunu dediğiniz zaman çocuğa ne diyorsunuz? Ulan sevdim bu milli marş meselesini. Gerçekten öyle. Milli marş. Milli marş. Koşma düşersin. Koşma düşersin. ve sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir etkisi olmuyor. Olmuyor değil mi? evet. Ve sağırlaşıyor çocuk. Aynen öyle. Sağırlaşıyor. Bir de şu. Öyle bir ortam yaratıyoruz ki çocuğun koşmasına fırsat verecek, çıkmasına fırsat verecek bir ortam yaratmış durumdayız. Ve o nedenle de hakikaten bir hapishane yeniden bir cehennem. Ya bu cehennem kelimesi kullanıyorum ama gayet bilinçli kullanıyorum. Hakikaten. Farkındayım hocam. Çocukların cehennemi oluyor aileler. Peki ben ne yaparım şimdiki bildiğim çerçeve içerisinde? Bir... Çocuğun büyüdüğü ortamı elimden geldiğince çocukların bir yaşama ortamı haline çeviririm. Koltuk orada olacak ama koltuktan düştüğü zaman o düştüğü yer neresi olacak tabii. meselesi var. Ki bu çocuğun günlük yaşamında tırmanabileceği, atlayabileceği, hoplayabileceği zaman ve saatleri arttırırım. Bu çocuğun ihtiyacı var. Kesinlikle var. Bu çocuk eğer o ihtiyacını karşılarsa, bol miktarda karşılarsa, gittikçe evdeki koltuklara tırmanmak ve atlamak konusunda ihtiyacı azalır. Üç, bunu yaptığı zaman bu çocuğun sohbete ihtiyacı var. Yani nerelere tırmanıp atlanabilir, nerelere tırmanıp atlanılmaz meselesi var. Ama çocuğun tırmanma ve atlama ihtiyacını saygıyla karşılayarak kesinlikle. Onun tırmanıp atlayabileceği ortamlar yaratırım. Ve yaşı ilerledikçe de bunun zamanını, mekanını değiştiririm. Çünkü gelişmeye ihtiyacı var. İzin vermediğim zaman ne oluyor? Evet, altı varoluş boyutuna yani ne yapıyorum? Tembel hocam? Bir babayım. Çok kolay, koşma. Demedim mi ben sana? Bak yine düşeceksin, kafanı kıracaksın. Bak hastanede zaman harcamak istemiyorum ha. Bak bir de benden yersin şimdi.
tavrı tamamıyla tembellikten ve sevgisizlikten kaynaklanıyor. Ya hocam zaten yorulmuşuz ya evet. falan. Evet işte sevgi bu yorgunluğa rağmen. Ne demek oluyor peki çocuk için bir? Yine benden izin almadan bir şey yapma. Aitsin. Birey olmanı reddediyorum. Atladığından dolayı sende bir bozukluk var. Sen kendi isteklerin çerçevesinde hesap alınacak birisi değilsin. Senin isteklerinde bir bozukluk var. Sen güvenilecek birisi değilsin. Sende bir bozukluk var. Ayrıca senin isteklerini hesaba alacak, sevilecek birisi olarak da görmüyorum. Hakikaten cehennem oldu. Cehennem oldu. Cehennem oldu. Yani hakikaten diyorlar ki hocam ne kadar öfkeliyiz. Burada büyürsen ne olacak? Polisi de böyle yetişiyor. Politikacısı da böyle yetişiyor. Onlar diyor ki niye bu kadar öfkeliler bunlar? Hocam bunlara bir konuşsanıza. Ya anası babası cehennemde tutmuş bu saate kadar içine işlemiş öfke. Öfkeli, bıkkın, soğuk ve küskün insanlar. Hakikaten cehennem hayatı yaşamış vaziyette. Polat ne kadar çabuk geçiyor ya. Vallahi bir ara verelim. Bir ara verelim hocam ondan sonra tamam. Devam. Dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsana programı devam ediyor. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bu konu benim çok hoşuma gitti ya. Bu örnek meselesi de. Biraz da hani dedim ya bunu sadece çocuklar mı yaşıyor ana babalarıyla hikayesi. Eşlerle ilgili bir örnek yapalım istiyorum hocam. Şimdi şöyle düşünün. Hadi çoluk çocuk da olmasın bu ailede. Yeni de evli olsunlar. Diyelim ki 1,5-2 senelik evliler, 1 senelik evliler neyse. Adam işten eve geliyor. Kadın uğraşmış bir yemek yapmış hocam. Sağ olsun. Masaya da koymuş. İlk kaşığı bir alıyor. Hocam yemek berbat. Olmamış. Olmamış. Ne? Kadın da gözünün içine kadın, bakıyor. Tabii ki bakıyor gözünün içine. Ne diyeceksin diye bekliyor kadın. Emek vermiş, gününü ayırmış, bir yemek yapmış, bilmem ne yapmış. Bu adam ne yapacak hocam? Şimdi bir yandan yemek kötü. Yani. Önce şakasını yapayım sonra doğrusunu söyleyeyim. Şakasını telefona gitsin. Neydi ya bizim lokantanın numarası? Alo bir paket servisine bağlayın lütfen. Şimdi bu şakasıydı ve çok kötü olur böyle bir şey olduğu zaman. Bir kere bu kişinin bilincinde varoluşun altı boyutu varsa evet. bakacak diyecek ki zaman verdi, emek verdi, niyeti güzel bir yemek yapmaktı, çalıştı, çabaladı, koydu. Muhtemelen kendisi de farkında. Onun için gözümün içine bakıyor böyle. Anladım. Varoluşun altı boyutunu mutlaka yaşatmak lazım. Çünkü yemek var, emek var. Evet. Bunu sen dikkatli çekmen Allah'a teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Yemek mi, emek mi meselesi var. Önce diyeceksin ki teşekkür ederim. Bu verdiğin emek sevginin ifadesi, uğraştığın, çabaladığın falan filan. Ama tatlım, bundan daha iyi yaptığın zamanlar oldu biliyorum. Bu benim en favorim değil. Fakat sen önüme koydun ya, sen şu zamanı verdin ya ve şu beraber göz gözümün içine bakarak, dürüstçe konuşarak yemek yiyebiliyoruz ya. Şükran doluyum, teşekkür ederim. Yemeği yiyelim ama daha iyi nasıl yapılabilir de sonra konuşalım. Anladım hocam. Yani şey de çünkü sizin söylediğiniz gerçeklikten de uzaklaşmadı. Gerçeği ifade etmenin de bir sürü yolu var demek ki orada. Yani ya evet. Olmamış bu ya da diyebilirsin. Hı hı. Mümkün. Ya hakikaten olmamış yemek şimdi işin öyle de bir boyutu var. Ya da sizin dediğiniz gibi emeğin altını çizerek ifade etmek de mümkün galiba. Evet. Şu da yanlış. Ay ne güzel olmuş eline sağlık falan.
Değil mi? Der ki, ulan bu, ben bu adama bir daha güvenmiyorum. İnsanın gözünün içine bakarak yalan söylüyor. Hakikaten öyle. Bu kadar rahat yalan söylerse başka şeyler de yalan söyleyebilir. Kredibilitesi gider, güvenilirliği gider. Gider. Evet. Yani çünkü yemek kötüyse kötüdür o noktada, evet. Yapılacak çok da fazla bir şey yok. Evet. Hocam, ben şunun da altını çizsek sanki iyi olur diye düşünüyorum. Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman insanlar şunu da düşünüyorlar. Sadece karşımızdakinin altı varoluş boyutu meselesi gibi anlaşılabiliyor bu. Ben kendimi de bu ilişkide yok saymayacağım, değil mi? Polat, ne demiştin? Her yerde ve her zaman, her zaman var. Herkes için. Herkes için. Varoluşun altı boyutu. Kesinlikle. Ben kendimi yok sayarsam zaten uzun vadede ne oluyor biliyor musun? Karşımdaki de yok olmaya başlıyor. Aynen. Sıfırı herhangi bir rakamla çok çarparsan güzel. Sıfır oluyor. Ondan dolayı bir kadın kocasını değerli kılmak istiyorsa değerli bir kadın olsun. Aynen. Eğer kadın değerli olursa erkek kendiliğinden değer kazanıyor. Eğer bir erkek karısını değerli kılmak istiyorsa değerli bir erkek olsun. Ve değerli bir erkek olarak karısına baksın. İkisi birden değer kazanır. Onun için herkes için de geçerli oluyor böyle. Ağzınıza sağlık hocam. Bugün çok gıcıklık yapamadım. Çok itiraz edemedim ama konu da çok hoşuma gitti. Evet, benim de öyle. Değerli izleyenler, efendim, umarım önümüzdeki hafta yine bir